Ve bugünün son Skype bağlantısını Mahmut Alparslan'la yapacağız ve tabii ki ağırlıklı olarak Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Süper Lig'in 3. hafta maçlarına da göz attıktan sonra. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Günaydın. Günaydın Ezgi, sağ ol. Teşekkür ederim. Bomba gibi, şükür. Sen ne nasılsın? Güzel. Çok teşekkürler, iyiyim ben de. Hocam şimdi 3. haftayı başlatıyoruz Süper Lig'de. İsterseniz hızlıca bir programı isteyelim arkadaşlarımızdan, bir programa bakalım bir kez daha. Ve üzerine değerlendirmelerde bulunacağız tabii ki. Galatasaray bugün haftayı başlatacak. Hangi Kredi Ümraniye Spor maçıyla birlikte. Onun dışında tabii haftanın çok dikkat çeken mücadeleleri var. Özellikle işte Trabzonspor Antalya ile oynayacak. Fenerbahçe Adana Demirspor ile oynayacak. Dikkat çeken mücadeleler. Beşiktaş Karagümrük maçı yine aynı şekilde. İsterseniz çok hızlıca, çok genel bir yorum yapalım büyüklerin oynayacağı maçlarla ilgili. Sonra Galatasaray'a detaylıca değineceğiz. Mahmut Hocam beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, duyuyorum. Süper Lig'in programından bahsettik. Özellikle büyük takımların oynayacağı maçlar Fenerbahçe, Adana Demirspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, işte Trabzonspor, Antalya Spor deplasmanına konuk olacak. Önce isterseniz hızlıca bu maçları birkaç cümleyle konuşalım. Sonra Galatasaray'ın detaylarına geçelim. Ya Fener Adana Demir maçı tabii farklı bir maç olacak. Tabii Fenerbahçe kimle oynayacak? Çünkü hoca bize farklı farklı oyuncular sürüyor piyasaya. Mesela dünkü maçta hiç düşünmediğimiz bir üçlü oldu. Lemos'un oynaması ama hoca maçı o kadar iyi kafasında okuyor ki her zaman için farklı bir 11 görebiliriz. Daha ben herhalde 5 hafta falan bir sürecek tam net böyle 7-8 kişinin oturmasını onlarla gidiyor. Yani İki tarafa da gidebilecek bir maç. Adana Demirspor'un oyun prensiplerini biliyoruz. Elindeki kaliteli oyuncuları biliyoruz. Şöyle bakarsanız kağıt üzerinde Fenerbahçe'de bir ağır basıyor ama bir Kasımpaşa maçı gibi olmaz. Trabzon-Antalya maçına geçelim. Çekişmeli bir maç olur. Fakat Trabzonspor çok üzerine kalkmış. Yani en son Avrupa maçında da gördük, Kopenhag'ın maçında ne kadar mağlup olsa bile farklı bir oyun oynuyor, farklı bir tempo yapıyorlar. Oyunun her alanında oynamaya çalışıyorlar ve onu da tutturuyorlar. Yani biz yanılmayalım, Kopenhag'ın maçındaki mağlubiyetten dolayı bilhassa Bartha'nın gelmesinde de zaten çok iyi Türkiye'nin üzerinde bir stoperleri vardı. Hugo, şimdi Hugo'nun da iki kat üstündekini aldılar. Orası mükemmel bir stoper hattı oldu. Uzun dönemden beri arıyorlardı. Hani tabiri caizse turnuvayı gözünden vurdular derler ya. O tarzda Beşiktaş-Karagümrük maçı, Karagümrük kötü başladı. Bir türlü istedikleri gibi oturtamadılar. Geçen sezon daha farklı bir Karagümrük izliyorduk. Beşiktaş tabii favori bu maçın. Seyircisiyle birlikte, oyun prensiplerine birlikte. Yani ben Alanya maçına takılmayalım. Alanya maçı çok farklı. Sakatlıklar, eksiklikler, kırmızı kart olayı ama Beşiktaş eğer şayet orta sahasını tam toparlarsa Beşiktaş'ın kadrosu hani derler ya da çatır çatır diye bir de Elia'yı falan gelecek deniliyor. Eğer onlar falan gelirse Beşiktaş zaten kanatlanıyor, daha da gider ama üç büyükler bu sezon istim üzerinden iyi kadro kurdular. Trabzonspor zaten oturmuş bir kadrosu var. Tamam lige öyle böyle başladı diyoruz ama gene de birbirlerini çok iyi tamamlayan ve tamamlayıcı oyuncularla aldılar. Vizca'nın sakatlanması etkileyecek mi? Biraz etkiler tabii. Trezeguet'in oyuna daha adapsiyonu olmadı ama tam oturttuğu zaman da Trezeguet o atmosferi tam tattığı zaman farklı bir Trezeguet izleyeceğiz. Yani büyükler favori bu maçlarda. Peki. Ezgi. Hemen Galatasaray'la devam edelim. Ümraniye Spor maçıyla haftanın açılışını Galatasaray'ın yapacağını söylemiştik. Şimdi Giresun Spor maçından sonra biraz eleştiriler geldi Sarı Kırmızılı takıma. Şimdi bu karşılaşmanın nasıl geçmesini beklersiniz? Eleştiri her maçtan sonra yapılıyor. Ne olursa olsun, iyi de oynasanız, kötü de oynasanız mutlaka bir yerden bir şey cımbızda çıkarıyoruz. Evet, beklenmeyen bir yenilgi deniliyor ama bu futbolun içinde var yani, içerisi dışarısı kalmadı artık. Rakipler de farklı. Tabii ilk 10 dakikada girdiğiniz pozisyonlar, kalecinin iyi bir reaksiyonları, işte biraz evvel de gördük, bunlar olmuş olsa çok farklı şeyler konuşulacak ama oyuna bakacaksınız. Galatasaray daha kendi oyununu, istenilen oyunu daha tutturamadı ki bu da gayet normal gibi görüyorum. Orta sahanızı sizin değişkende olduğu için devamlı tamamıyla değiştirdiniz. Onların bir adaptasyon süresi olacak, lige adaptasyon süresi olacak. Sakatlıklar geldi. Şimdi Michu'nun da sakatlığı, Frederick'in
Burada da gene bir değişiklik yapacaksınız. Sağ bekleri zaten tek kaldınız orada. Boya bir şey olursa kimle oynayacaksınız? Orada da bir problem ama herhalde Galatasaray'da şöyle bir haftalar geçecek tam oturtması için. Arayışları var. Zor bir rakip Ümraniye. Yani kapalı kutu denir ya, o tarzda bakmayın. Fenerbahçe'yle 3-3 kalması, Antalya Spor'a mağlup olması. Maç iki tarafa da gitti Antalya maçında. Zorlayacaklar sizi. Ne kadar gol atamazsınız, uzarsa maç, rakibinde direnci artıyor. Fakat Ümraniye'de kontratak çıkışlarına yakalanırsanız, şu anda müdafaada, yani sentral beklerde, daha doğrusu stoperlerde sallanıyorsunuz. Orası tam oturmadı. Orada da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani Ümraniye'nin çıkışlarına dikkat etmek lazım. Çünkü orta saha ve müdafaa da hücum ve katkısı fazla olmak istiyor. Fazla oynamak istiyorlar önde. Fakat arkasını unutuyorsunuz. O unuttuğunuz zaman da Ümraniye'de etkili ayaklar var gördüğümüz kadarıyla. Yani neticeye gidebilirler. Maç ne kadar uzarsa Ümraniye'nin lehine olur. Galatasaray bu sefer daha çok oyun disiplinden kopabilirler. Bakalım orta sahada ne şekilde bir çıkacak. Herhalde takımı şöyle bir bakarsak müdafaası belli. Kimlerle önce kalede Muştar, işte sağ bekte Boya, ne bileyim Nelson, Bardakçı, sol tarafta Arnold, ortada da herhalde Oliveira, Torreira. Torreira ve Emre Akbaba üçlüsü gibi görünüyor. Aslında taraftarlar Mertens'i de artık 11'de görmeyi bekliyorlar ama Mertens'in sanki hazır olması için biraz daha süreye ihtiyacı olduğu haberleri geliyor. Ne dersiniz? Doğru, işte siz hazır olmayan futbolcuları önceden atarsanız, bu sefer de geçen sezon biliyorsun Beşiktaş yaşadı Tekşere'yle. Geldiler hemen attılar, 8-9 ay oynamamış bir oyuncu. Mertens o kadar değil ama gene de bu oyuncularda her zaman için sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Belki oyunun gidişatına göre ikinci devre olabilir. Oyunun gidişatına göre Mertens takıma çok iyi kazandıracak. Yani bunu gerçeği söyleyelim ama Emre Akbaba tabii önde olacak. Zaten sağınız belli, Yunus solda, Kerem. Santrafor'da Seferovic kadro hemen hemen bu şekilde çıkar. Mitchell olmuş olsaydı Mitchell oynardı herhalde ama evet hocam, aslında onu da sormak istiyorum. Mitchell'ün eksikliğinden ne kadar etkilenir Galatasaray? Şöyle daha iyiydi. Biraz evvel bahsettim, yani takım orta sahası yeni olduğu için kimin daha fazla katkı sağlayacak, kimin sağlamayacak onu çok fazla süzemiyoruz. Çünkü hemen hemen bir şimdi Torreira'yı bir görmek lazım ki 90 dakika Mitchell'i gördük. Mitchell zaten kalitesi belli, yani oyun tarzı belli. Size her türlü hem ofans gücünde hem de defans gücünde fayda sağlayabilecek. Mitchell, Torreira yaptığınız zaman sizin orta sahanız çok farklı bir orta saha. O işte onun önünde kim oynatacak? Oliveira mı oynar, Mertens mi oynar, Emre Akbaba mı oynar? O pozisyonda Emre Akbaba biraz daha geri düşmüş oluyor. Yani onun için şu anda biz şu çok iyi olur, bu çok iyi olur diyemeyiz. Yeni bir orta saha. Bu orta sahanın da tamamıyla size de aktif bir şekilde fayda sağlaması için bence bir 5 haftayı görmemiz lazım Ezgi. Peki hocam, bir de transferden bahsedelim isterseniz. Hala yıldız oyuncuların gündemde olduğunu görüyoruz Galatasaray'da. Icardi iddiaları var. Onun dışında Belotti'nin adı hala geçiyor. Eden Hazar'ın adını bugün Fanatik Gazetesi'nde mesela görüyoruz. Evet. Sizce bu kadar yıldız transferlere ihtiyacı var mı Galatasaray'ın? Yani genel anlamda transfere ihtiyacı var mı? Bir de bu yıldızlarla ilgili neler söylersiniz? Şimdi hepsi birbirinden farklı. İcardi'nin biliyorsunuz yaşadığı olaylar var. Zamanında geldiği zaman bizim ülkemizde nasıl karşılanır? Pozisyonu nedir, ne durumdadır? Belotti oynayan bir oyuncu, onda bir lafımız yok. Eden Hazar düşüşe geçmiş oyuncu. Bunların hepsi zamanı diyelim, yani iki sene evvelden çok seviyelerde, Belotti hariç çok seviyelerde, üst seviyelerde olan oyuncular. Birdenbire düşmeleri size geldiği zaman neyi yansıtabilir, hangi oyuncuyu oynatacaksınız? Çünkü hepsi geldiği zaman oynamak isteyecekler bunlar. Birisi işte Real Madrid diyorsunuz, öbür tarafta diyorsunuz, Paris diyorsunuz. Belotti'nin zaten benim İtalya milli takımı, Avrupa şampiyonluklarından yaşamış bir oyuncu. Bence Belotti bunların içinde Galatasaray en faydalısı olacaktır. Öbürleri tamam faydası olacak demiyorum ama takım ruhunla birlikte size daha fazla iğme kazandırabilecek olan benim şahsi fikrim Belotti olur. Diğerleri tamam kötü futbolcu, onları hiçbir zaman aşağı diyemeyiz ama Belotti size tam takım oyununa uygun olur Galatasaray bu kadrosunu. Peki. Bence Belotti'yi alabilirlerse Belotti'nin katkı sağlayacak. Ama tabii bir yıldızlar mı olması lazım? Biraz da yıldızsız ismi olmayan ama size fazla katkı sağlayabilecek oyuncuları da bulmak lazım. Bakalım ne çıkacaklar Ezgi.
Peki Mahmut Hocam, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Güzel bir hafta sonu diliyorum tekrar size. Bir mukavele yayınlar olsun. İyi Çok günler. teşekkürler. Evet, devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi Beşiktaş'a geçeceğiz. Beşiktaş, İngiliz yıldız Dele Alli'nin transferi için Everton'la satın alma opsiyonu üzerinde pazarlıklarını devam ettiriyor.